Merhaba. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan sınavyayın.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Herkese merhaba, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Tuğba Kelemci. Sınav yayınlarının hazırladığı 24 adımda Fen Bilimleri LGS bitirme kitabının 7. adımıyla devam edeceğiz. Bu artık 3. ünitemiz, basınç ünitesine başlayacağız. Katı ve sıvı basıncını bu videoda işlemiş olacağız. Herkes hazırsa başlayabiliriz. Önce basıncın ne olduğunu anlatarak başlayalım. Bütün maddeler ağırlıkları nedeniyle temas ettikleri yüzeye kuvvet uygularlar. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Basıncın birimi paskaldır ve P harfiyle gösterilir. Katı bir cisim temas ettiği yüzeye, sıvılar ise konuldukları kabın temas ettiği tüm yüzeylere basınç uygularlar. Şimdi basıncı anlattıktan sonra katı basıncı ve sıvı basıncı diye ayrı ayrı detaylandıralım. Katı basıncı, temas ettikleri yüzeylere ağırlıkları kadar kuvvet uygulayan katıların basıncı, ağırlıklarına ve temas ettikleri yüzeyin alanına bağlıdır. Katılar, üzerine dik etki eden kuvveti aynen iletir. Katılar basıncı iletmez. Şimdi ne demek istediğimizi biraz detaylandıralım. Basıncın P harfiyle gösterildiğini söylemiştik. Basıncın bir formülü var. P eşittir ağırlık bölü yüzey alanı. Bu formüle bakarsam eğer ağırlık arttıkça basınç artacak. Ama yüzey alanı arttığında basınç azalacak. Dolayısıyla basınç ağırlıkla doğru orantılı ama yüzey alanıyla ters orantılı diyebilirim. Basıncı iletmez ama kuvveti aynen iletir demiştik. Bir çivi düşünün çocuklar. Şöyle bir çivi çizmeye çalışayım. Bir de aynı çiviyi şöyle çizelim. Şimdi ben bu çivilerin üzerine bir F kuvveti uyguladığımda bu kuvvet aynen iletilecek. Çivinin sivri olan kısmı tahtaya çakılırken, saplanırken çivinin ters kısmı, buraya da aynı şekilde bir F kuvveti uygulayın. Bu F kuvveti iletilecek aynı şekilde. Ama burada yüzey alanı daha fazla olduğu için çivi tahtaya çakılamayacak, yani saplanmayacak. Dolayısıyla kuvveti aynen iletse de basınç yüzey alanıyla ters orantılı olduğu için basıncı aynen iletmeyecek. Burada bundan bahsetmiş. Şimdi devam edelim bir. Ağırlıkları aynı, temas ettikleri yüzey alanları sırasıyla S ve 3S olan A ve B cisimlerinden A cisminin yere yaptığı basınç daha büyüktür. Neden? Çünkü ağırlıkları aynı ama yüzey alanları bakın birbirinden farklı. Biz burada formülden bahsetmiştik. Şimdi formülü uygulayarak bir bakalım mı? A cisminin basıncını eğer ki PA olarak gösterirsem G bölü S olacak. Buna da biz P dersek basınç olarak. B cisminin basıncına PB eşittir yine G bölü 3S olacak. G bölü S'ye P olduğunu söylemiştim. O zaman bu 1 bölü 3P olmak zorunda. Ne oldu? Bu 1 basınç yaparken bu 1 bölü 3 basınç yaptı. Dolayısıyla basınçları birbirinden farklı oldu. Burada zaten bunu göstermiş. Biz de formülle ispatlamış olduk. Ağırlıkları aynı olan katı cisimlerin yere uyguladıkları basınç bulundukları yere temas ettikleri yüzey alanı arttıkça azalır. Katı basıncı temas alanı ile ters orantılıdır. Şöyle düşünebilirsiniz. Kışın karda ya da kayağa gittiğimizde taban alanı geniş olan ayakkabılar kullanılır ki biz kara saplanıp kalmayalım ya da kum zeminde aynı şekilde. Eğer ki basınç fazla olursa biz oraya saplanırız. Bunu neyle örneklendirebiliriz? Futbolcuların giydiği kramponlarla ilişkilendirebiliriz. Kramponların altı böyle çivilidir, yani çıkıntılar vardır. Bu çıkıntılar yüzey alanını küçültür. Yüzey alanı küçüldüğü için de futbolcu çim zemine aslında saplanabilir. Bundan dolayı da kaymalar, hani kayarak düşmesi engellenmiş olur. Basınç alanının yüzey alanıyla ilişkisi bu şekilde. Daha fazla örnek verilebilir. Mesela kışın kar lastiklerine takılan zincirler var.
Bu zincir lastiğin yüzey alanını azalttığı için zemine daha çok basınç uygulamasına sebep olacak. Dolayısıyla da aracın buz tutan yollarda kaymasına engel olacak. Şimdi devam edelim. Yere temas ettikleri yüzey alanı aynı. Ağırlıkları sırasıyla G ve 2G olan C ve D cisimlerinden D cisminin yere yaptığı basınç daha büyüktür. PD büyüktür, PC demiş. Gene şuradaki formülü kullanabiliriz. Hemen bir PC diyelim. G'ydi ağırlığı ve yüzey alanı da 2S'ymiş. Dolayısıyla bunun uyguladığı basınç 1 bölü 2P olacak. D cisminin basıncına bakalım. Onu da PD ile gösterelim. Ağırlığı 2G, yüzey alanı da 2S'ymiş. Buradaki ikiler birbirini götürecek. G bölü S kalacak. O da 1'e eşit. Yani aslında basınç P oldu. Ne oldu? C'nin basıncını 1 bölü 2, D'nin basıncını 1 buldum. D'nin basıncı C'nin basıncından büyük olmuş oldu. Burada formülüyle de bunu ispatlamış olduk. Hatta şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Buradaki A cisminin basıncıyla buradaki D cisminin basıncı birbirine eşittir. İsterseniz bir de onu ispatlayalım formülden. Formülümüz neydi? Uygulanan kuvvet yani ağırlık bölü yüzey alanıydı. Hatta böyle biraz açık yazalım onu. Basınç eşittir. Kuvvet bölü yüzey alanı. A ve C, D cisimlerine bakacaktım. A'nın basıncı için yazıyorum. PA eşittir. G bölü S. Yani bu P'dir diyebilirim. D cisminin basıncına bakıyorum. PD eşittir. 2G bölü 2S. Buradaki ikiler birbirini götürdü. Yine G bölü S yani P kaldı. Bakın PA ve PD birbirine eşit çıktı. Ağırlıkları farklı olmasına rağmen. Ağırlıkları da farklıydı. Yüzey alanları da farklıydı. Bundan dolayı basınçları birbirine eşit çıktı. Şimdi devam edelim sıvı basıncıyla. Sıvı basıncı sıvılar konuldukları kabın şeklini alıyor zaten. Sıvının her noktasında temas ettikleri tüm yüzeye basınç uyguluyorlar. Sıvı basıncı yer çekimi kuvvetine, sıvının yoğunluğuna ve derinliğine bağlıdır. Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerine uygulanan basınç her yöne aynı şekilde iletilir. Bu duruma da Pascal prensibi denir. Şimdi sıvı basıncı neye bağlı dedik? Yer çekimi ivmesi G'ydi. Sıvının yoğunluğu ve derinliği. Şimdi sıvının derinliğini H ile gösterirsek, sıvının yoğunluğunu biliyorsunuz D öz kütlenin gösterimiydi. Ve yer çekimi ivmesini de G ile gösterirsem HDG formülüyle hesaplayabilirim sıvının basıncını. Sıvı basıncında şöyle bir durum var. Sıvılar, burada bir sıvı varsa her yüzeye basınç uygulayacak. Ama uyguladıkları basınç birbirine eşit olmak zorunda değil. Nasıl değil? Şöyle bir kap çiziyorum. Şimdi şu noktada bir basınç olsun. Şu noktada bir basınç olsun. Bu iki basınç bir içerisinde sıvı olan bir kapta eşit olmak zorunda değil. Çünkü neye bağlıydı? Aynı sıvı olduğu için öz kütlesi aynı. Yer çekimi ivmesi dünyanın her yerinde aynı olduğu için bu da aynı. Ama derinliği farklı. Bakın buraya ben eğer 10 santim dersem, buradan aşağıya kalan kısımda 20 santim olduğunu varsayarsam, burada daha derinde olduğu için buranın basıncı yukarıdaki noktanın basıncından daha fazla olmuş olacak. Şimdi biraz daha detaylandıralım. Derinlikleri aynı, yoğunlukları sırasıyla D ve 2D olan 1 ve 2. kaplardaki sıvılarda, 1. kaptaki sıvının zemindeki K noktasına uyguladığı sıvı basıncı, 2. kaptaki sıvının zeminindeki L noktasına uyguladığı sıvı basıncından büyüktür. Biz bunun için derinlik, öz kütle ve yer çekimine bağlı demiştik. Bu formülü kullanarak yine bunun ispatını yapabiliriz. Gelin yapalım. Buradaki K noktasının derinliğini nasıl ölçebilirim? Sıvının havayla temas ettiği üst noktaya göre ölçeceğim ve buradan buraya olan mesafe 2H olarak verilmiş. O zaman H yüksekliği 2H. Sıvının öz kütlesi bakın 2D'ymiş. Yer çekimi ivmesi de G. Ya da G eşittir 10 olarak da alınabilir ama bu şekilde aldığımda
1 numaralı kabın basıncı 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4 HDG oldu. İkinci kaba bakalım. Yine L noktasının derinliği 2 H. Öz kütlesi değmiş bu defa. Yer çekimi ilmesi her yerde aynıdır demiştik. O zaman bunun basıncı da 2 HDG oldu. Yani birinci kabın sıvı basıncı, ikinci kabın sıvı basıncından büyük oldu. Zaten burada da K noktasındaki basınç L noktasından büyüktür demiş. Bunu da formülle gene kanıtlamış olduk. Sıvıların basıncı konulduğu kabın şekline bakılmaksızın derinlik ve yer çekimi kuvveti aynı olmak koşuluyla yoğunluk arttıkça artar. Kabın şekline bakılmaksızın derken benim şöyle birkaç farklı kap çizelim. Böyle bir kabım olsun. Böyle bir kabım olsun. Böyle bir kabım olsun. Eğer ki bunların derinlikleri şöyle içlerini dolduralım. Aynı seviyedeyse içlerindeki su. Hatta bir de şöyle büyükçe bir kap çizeyim. Bunların hepsinin içerisinde su olduğunu varsayarsam, hepsinin yüksekliğinin de H olduğunu şöyle çizip gösterirsem eğer, yükseklikleri aynı su oldukları için öz kütleleri de aynı ve yer çekimi ilmesi de aynı. Bu 4 kabın 4'ünde de sıvı basıncı birbirine eşit olacak. Şöyle düşünebilirsiniz. Burada ikinci kap diyelim. Buna da 4. kap diyelim. İkinci kap ve 4. kaba baktığımda ikinci kap daha ince uzun olduğu için bunun içinde daha az su var. 4. kap daha büyük olduğu için içinde daha çok su var gibi düşünebilirsiniz. Ama suyun azlığı ya da çokluğu sıvı basıncını etkilemiyor. Etkileyen sadece 3 faktör vardı. Yer çekimi ivmesi, sıvının derinliği ve sıvının öz kütlesi. Burada derinlikleri birbirine eşit olduğu için öz kütleleri de zaten aynı sıvı oldukları için birbirine eşit. Yer çekimi ivmesi de her yerde eşit olduğu için bu 4 kabın da aslında sıvı basınçları birbirine eşit olmuş oldu. Hemen ikinci maddeyle devam edelim. İçinde bulunan sıvı derinlikleri sırasıyla H ve 2H olan D yoğunluklu aynı cins sıvıdan, aynı cins sıvıda değilse öz kütleleri birbirine eşittir. Dördüncü kaptaki sıvının zemindeki N noktasına yaptığı sıvı basıncı, üçüncü kaptaki sıvının M noktasına yaptığı sıvı basıncından büyüktür. Sıvının basıncı, sıvının yoğunluğu aynı kalmak koşuluyla derinlik arttıkça artar. Yer çekimi kuvveti sıvı basıncını etkiler. Bulunulan yerdeki yer çekimi kuvveti artınca artar, azalınca artar. Katı basıncında yüzey alanıyla ters orantılıydı ama sıvı basıncında hepsi çarpım durumunda olduğu için hepsiyle doğru orantılı. Yani derinlik artınca sıvı basıncı artıyor. Öz kütle artınca sıvı basıncı artıyor. Ortamdaki yer çekimi ivmesi arttığında sıvı basıncı artıyor. Şimdi buradaki gene ispatını yapalım. M noktasına bakalım. D öz kütleli sıvı ve H yüksekliğinde. O zaman PM noktasındaki sıvı basıncını H, D ve G olarak bulabiliriz. N noktasındaki sıvı basıncını bulmak için de PN diyeceğim ve H yüksekliği yani derinliği 2H, öz kütlesi D ve yer çekimi ivmesi de yine G olacak. Bakın N'deki basınç 2HDG olduğu için daha büyük, M'deki HDG olduğu için daha küçük. Hatta direkt iki katı da diyebiliriz. Yani birinin basıncını 1 olarak kabul edersem diğerinin basıncını 2 olarak kabul edebilirim. Şimdi devam edelim. Bir not vermiş. Derinlikle yükseklik birbirine karıştırılmamalıdır. Derinlik sıvının açık hava ile temas yüzeyine olan uzaklıktır. Şöyle bir kap çizersem, içine de bir sıvı koyarsam. Açık havayla temas ettiği yüzey burası bakın. Burayla yüzeye yani kabın yüzeyine olan uzaklık. Şuradaki bir mesafe, buraya işte H yüksekliği de diyebilirim, 2H da diyebilirim. Derinlikten kastettiğimiz şey burası. Evet, konumuz bu kadar. Şimdi sorulara başlayalım. Şimdi sen bölümündeyiz. Birinci sorumuza bakalım. Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak tanımlanır. Bu bilgiyi kullanmak isteyen bir öğrencinin kurduğu hipotez, kullandığı yöntem ve bulgularına dayalı çizdiği grafik şu şekildedir. Hipotezi, katıların yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü temas ettikleri yüzey alanına bağlıdır. Yöntem, bir kum havuzunda 8
adet özdeş tahta bloğun 4 tanesi ile birinci dizilim, kalan 4 tanesiyle de ikinci dizilim bloklar birbirine yapıştırılarak yapılır. Bulgular kuma batma miktarı demiş ve birinci dizilimin kuma daha az battığını görüyoruz. Kuma daha az battıysa eğer birinci dizilimdeki basıncın daha az olduğunu söyleyebiliriz. İkinci dizilimde daha çok kuma battığına göre basıncı daha fazlaymış. Yani çivinin uç kısmı ve arka kısmı gibi düşünebilirsiniz. Sivri kısımda basınç fazladır ve daha çok tahtaya saplanır. Arkasındaki geniş yüzeyli kısımda da basınç az olduğu için tahtaya saplanmaz. Burada da basınç az demişim, pardon. Kuma daha fazla battığı için basıncı çok olacak. Şimdi soruya bakalım. Buna göre öğrencinin deneyinde kurduğu düzenek aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci düzenekte basınç az, ikinci düzenekte basınç çok olacak. Bunu arıyoruz. Şimdi burada yüzey alanlarını S ve ağırlıklarına G dersek eğer. G. Burası S, burası S. Buraya S, buraların her biri yine G olacak. Çünkü ben bu tahta küp parçalarının özdeş olduğunu biliyorum. Yani yüzey alanları ve ağırlıkları birbirine eşit. O zaman birinci durumdaki basıncı P eşittir. 4 tane G var bakın. 4G bölü yüzey alanında S ve S'den 2S olacak. Eşittir buradaki basınç. 4 ile 2'yi sadeleştirirsem 2P olarak bulacağız. İkinci bloktaki basıncı hesaplamak istersem de ağırlığı yine aynı. 4G. Yüzey alanı da S. Buradaki basınç 4P oldu. Biz ne aramıştık? Birinci durumda basıncın az, İkinci durumda basıncın çok olduğu durumu arıyordu. Bu olabilir. Ama yine diğer seçenekleri de bir hesaplayalım. Bunlarda da yine aynı şekilde her birinin ağırlığı G. Yüzey alanları da S ve S olacak. Bunun basınçlarını hesaplayalım. Birinci duruma P1 diyeceğim. 4G bölü 2S'den 2P geldi. Birinci durumun basıncı. P2'ye bakalım. Yine 4G'den yüzey alanı 2S eşittir 2P. Aa bakın bunların basınçları aynıymış. Yüzey alanları aynı, ağırlıkları aynı. Dolayısıyla basınçları da aynı oldu. C şıkkına bakalım. Burada da bakın sadece aslında blokların yerleri değiştirilmiş B ve C seçeneğinde. Demek ki burada da ağırlık 4G, yüzey alanı 2S ise basınç 2P gelecek. Aynı şekilde ikinci durumda da 4G'ye 2S'den 2P gelecek. Burada da basınçlar birbirine eşit oldu. D seçeneğine bakalım. Yüzey alanı bakın burada tek bir küp yüzeye temas etmiş. O zaman 4G bölü S'den 4P olacak. İkinci durumdaysa yine yüzey alanları bakın S olduğunu düşünürsek ağırlık gene 4 küp var zaten. 4G'den 2S olacak. Basınç da 2P oldu. Burada da ikinci durumdaki basınç daha az oldu. Ama kuma çok batması için basıncın çok olması, az batması için de basıncın az olması gerekiyordu. Benim aradığım seçenek hangisi oldu? A seçeneği oldu. Birinci durumdaki basınç 2P idi. Basıncım daha az olduğu için kuma daha az battım. İkinci durumda 4P idi. Basıncım büyük olduğu için kuma daha çok battım. Dolayısıyla A seçeneği gibi olabilir bu düzenek. Neden çıkmasın sorularıya devam edelim. Birinci sorumuz. Düzgün ve homojen katı cismin KLM ile gösterilen parçaları kesilip ayrılıyor. Kum zemin üzerine bırakılıyor. Buna göre parçaların kuma batma derinlikleri nasıl sıralanır? Şimdi bu özdeş bir cismin parçalara böldüysem eğer öz kütleleri ya da ağırlıkları aynı olacak. Yüzey alanıyla ve hacimleriyle hesaplayacağım. Bakalım düzgün ve homojen katı cisim demiş. K'nın yüzey alanı M ve L'nin yüzey alanından daha fazla. Hatta bunların yüzey alanına S dersem bu 2S gibi bir yüzey alanına sahip. Ama düzgün ve homojen dediği için bunun yüzey alanı 2 ise eğer ağırlığı da 2G olmak zorunda. Eğer bunun yüzey alanı S ise yüzey alanıyla orantılı olacak şekilde ağırlığı da daha az olacak. O zaman L'nin ağırlığı G. Bunun da aynı şekilde G olduğunu varsayabilirim. Yani buradaki
yüzey alanlarını ben rastgele numaralandırdım. Ama şöyle bir durum var. Yüzey alanı arttıysa ve düzgün ve homojen bir cisimden bahsediyorsa yüzey alanına doğru orantılı olarak ağırlığı da artacak. Çünkü ebatı büyümüş olacak. Dolayısıyla ben bunların basıncını hesaplamak istersem P eşittir G bölü S'den PK'ya yazalım. Ağırlığı neymiş? 2G. Yüzey alanı da 2S. Buradaki ikiler birbirini götürdü. Basıncı P olarak buldum. L için hesaplayalım. PL için G bölü S'den. Bununki de P geldi. M için bakalım. Yine G bölü S'den. Bu PM olacak. Buradaki basıncı da P olarak buldum. Bakın hepsinin basıncını P olarak hesaplayabildim. O zaman bunlar düzgün ve homojen bir katı cisim olduğu için hepsinin basıncı birbirine eşit olmak zorunda. Cevap C seçeneği. İkinci soruyla devam edelim. İçinde aynı cins sıvı bulunan kapların tabanlarındaki A ve B noktalarına uyguladıkları sıvı basıncı büyüklükleri nasıldır demiş. Sıvı basıncı neye bağlıydı? Sıvının öz kütlesine yani sıvının cinsine bağlıydı. Yer çekimi ivmesine bağlıydı. Bir de sıvının derinliğine bağlıydı. Buradaki aynı cins sıvı olduğu için hepsinin bakın zaten D olarak vermiş. Öz kütleleri birbirine eşit. Yüksekliklerine yani derinliklerine baktığımızda hepsinin yükseklikleri de eşit. Hepsi aynı ortamda bulunduğuna göre yer çekimi ivmeleri de eşit. Dolayısıyla ben bunların sıvı basınçlarını hesaplamak istersem HDG'ydi formülümüz. Burada yerine koyacak olursam H 2H'mış. D'yi öz kütleyi D olarak vermiş. Yer çekimi ivmesini de G olur, olarak alırsam A noktasındaki sıvı basıncı 2HDG oldu. B noktasındaki sıvı basıncına bakacak olursam yine yükseklik yani derinlik 2H, sıvının öz kütlesi D ve yer çekimi ivmesi aynı ortamda bulundukları için G olacak. Buradan da 2HDG geldi sıvı basıncı. PC'ye bakalım. Yine yükseklik 2H, öz kütle D ve yer çekimi ivmesi G. Buradan da 2HDG geldi. Bakın hepsi birbirine eşit. O zaman ben yine hepsinin eşit olduğu seçeneği arayacağım. B şıkkında var. Cevabımız B seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Katı M cismi birinci durumdaki gibi temas yüzeyinin alanı küçük olan yüzeyi üzerinde duruyorken, ikinci durumdaki gibi temas yüzeyi büyük olan yüzeyi üzerine oturtulduğunda yere uyguladığı basıncı nasıl değişir? Biz katı basıncı için ne söylemiştik? Ağırlıkla doğru orantılıydı. Yani ağırlık arttıkça basınç artıyordu. Yüzey alanıyla da ters orantılıydı. Ters orantılı olması demek yüzey alanı arttığında basınç azalacak demek. Şimdi bakalım ya da istersek yine P eşittir G bölü S formülünden de yapabiliriz. Ama hiç formül kullanmadan soruya bakarak da bunu çözebilirim. Cismin ağırlığı değişmiyor, sadece konumunu değiştiriyorum. Yatay ya da dik olarak koyacağım. Şimdi buraya baktığımda yüzey alanı 2 iken yüzey alanı 4'e gelmiş. Demek ki yüzey alanıyla basınç ters orantılıysa yüzey alanı arttığına göre hatta bakın 2 kat artmış. Yüzey alanı 2 kat arttıysa basınç da 2 kat azalacak. Demek ki yarıya inecek. Ama yine de isterseniz formülle bunun ispatını yapalım. Formülümüz neydi bizim? P eşittir ağırlık bölü yüzey alanı. Hemen bakıyorum birinci durum için. Ağırlık G, yüzey alanı 2S. O zaman basınç P bölü 2. İkinci durum için bakıyoruz. G bölü S formülünden. Ağırlık G, yüzey alanı da 4S. O zaman P bölü 4 oldu basınç. Bakın yarısına indi. O zaman basınç 2 katına çıkar. Hayır, basıncın zaten azalması lazım. Basınç yarıya düşer. Evet, biz bunu söyledik. Basıncın yarıya düşmesi lazım. Cevap B. Ama diğerlerine de bakalım. Basınç 4 katına çıkar demiş. Basıncın 4 katına çıkması için benim ağırlığı da değiştirmem gerekirdi. Bu da yanlış. Basınç 4 kat azalır. Hayır. Zaten B olduğunu söyledik. Şimdi devam edelim. Adım tarama testine başlıyoruz. Birinci soruya bakalım hemen. Özdeş bloklar şekilde verildiği gibi 3 farklı konumda yerleştiriliyor. Katıların her 3 durumdaki basınçları hesaplanıyor. Katı basıncı katının ağırlığı
yüzeyle temas eden alanına oranlanarak hesaplanır. Buna göre P1, P2 ve P3 basınçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş. Önce biz burada basınçlarını bir bulalım. Özdeş bloklar diyorsa bunların hepsinin aslında temas alanları ve ağırlıkları eşittir. Ama farklı şekilde konulduklarında yüzey alanları değişecek. Yüzey alanını hesaplamak istersem eğer, bir cismin alanını nasıl hesaplıyorsam yüzey alanını da öyle hesaplayacağım. Şimdi burada bir dikdörtgenler prizması var. Bakın tabandaki genişlik 2A olarak verilmiş. Yüksekliği A olarak verilmiş ve eni de A olarak verilmiş. Bunların üçünü çarptığım zaman ben alanını bulacağım. Yüzey alanını bulmuş olacağım. O zaman yüzey alanı için 2A çarpı A çarpı A'da 2A küp diyebilir miyim? Buradaki zaten A'nın değerini bilmiyorum ama S olarak ifade edersem yüzey alanını 2S olarak kabul edebilirim. Şimdi sorumuza geçelim. Hepsi birbirinin aynısı olduğu için, özdeş cisimler olduğu için ağırlıkları da birbirine eşit olacak. O zaman P1'in ağırlığına G dersem, P2'de bakın iki tane blok var. Birisi G, diğeri de yine G olacak. P3'te de birisi G, diğeri de yine aynı blok olduğu için o da G olacak. Şimdi ben bunların basınçlarını hesaplayabilirim. Yüzey alanını ve ağırlıklarını biliyorsam eğer basınçlarını hesaplarım. P1 için basıncı hesaplamaya başlayalım. P1'de bakıyoruz ağırlığı G'ymiş. Yüzey alanına da 2A küp bulmuştuk. A kübe de S dersek eğer 2S olarak kabul edebiliriz demiştik. Yüzey alanı da 2S oldu. Demek ki basıncı 1/2P'ymiş. Birincisini. Hemen P2'yi hesaplayalım. Burada bakın temas alanları aynı. Yere değen kısımları aynı. Demek ki burası da 2S. Aynı şekilde burası için de 2S diyebilirim. Ama P2'de ağırlık 2G. O zaman 2G/2S'den ikinci konumdaki basınç ikiler birbirini götürürse P olacak. P3'e baktığımda ağırlık yine G ve G'den toplam 2G. Yüzey alanı da 2S. O zaman burada da basınç P oldu. Demek ki ben bunları toparlarsam şu şekilde yazabilir miyim? P1 küçüktür, P2 eşittir P3. Şimdi bu bilgileri kullanarak bakalım hangisi doğru cevapmış. Hangisi doğru değildir diyor bu arada. Yanlış olanı bulacağız. Birinci durumda tahta blok A yüzeyi üzerine çevrilirse basıncı artar. Bu bir dikdörtgenler prizması olduğu için buradaki kısmın yüzey alanı A çarpı A'dan A kare olacağından dolayı yüzey alanı yarıya inecek. Yüzey alanı azaldığı için de basınç artacak. Birinci seçenek yani A seçeneği doğru olmuş oldu. B şıkkına bakalım. Konulma şekilleri farklı olsa da toplam ağırlık ve temas yüzeyi değişmediğinden P2 ve P3 eşit olur demiş. Biz zaten burada bulmuştuk P2 ve P3 eşit demiştik. Bu da doğru. P2 bloğu dik konulduğunda temas yüzeyi azalır. En büyük basınç P2 değeri olur. P2 bloğunda bakın iki tane blok var. Ben bunu dik bir şekilde koyduğum zaman, bunun üstüne de diğerini koyduğum zaman ağırlıklar GG, yüzey alanı ne demiştik? Buradaki S olacak demiştik. O zaman 2G/S'den basınç 2P olacak. P2 bloğu dik konulduğunda temas yüzeyi azalır ve en büyük basınç değeri P2 olur demiş. Evet hepsi biri P/2 idi, biri P idi. Bu 2P olacağı için en büyük basınç değerine sahip olacak. C seçeneği de doğru. Blok sayıları farklı olsa da ağırlık yüzey oranları değişmediğinden P1, P2 ve P3 eşit olarak hesaplanır demiş. Ama bakın biz öyle bulmamıştık ilk hesapladığımızda. P1 hepsinden daha küçüktü çünkü yüzey alanı eşit olsa da ağırlığı daha azdı. O yüzden bu yanlış bir ifade. Doğru cevap D seçeneği olacak. İkinci sorumuza geçelim. Katılarda basınç yüzeylik doğrultuda etki eden kuvvetle doğru, yerle temas eden yüzeyle ters orantılıdır. Kuvvet arttıkça artar, yüzey alanı arttıkça azalır. Yüzey alanı ağırlık grafiği yanda verilen S, N ve V katı cisimleri bahçedeki kar tabakasının üzerine bırakılıyor. Basınç arttıkça kara batma oranı da artacağına göre bu üç cismin kara batma miktarları arasında nasıl bir ilişki vardır? Ağırlıklarını ve yüzey alanlarını verilmiş. Basınç arttıkça kara daha çok batacağını söylemiş. Biz basıncını hesaplayabiliriz çünkü yüzey alanlarını ve ağırlıklarını biliyoruz.
O zaman PS'yi bir hesaplayalım. Bakın yüzey alanı 2 olarak, ağırlığını da 10 Newton olarak bize vermiş. O zaman 10 bölü 2'den burası 5P gelecek. PN'yi hesaplamak istersek de yüzey alanı 1 iken ağırlığı 20 Newton'muş. O zaman 20 bölü 1'den burası 20 Pascal geldi basıncı. Ve üçüncü bloğun da basıncını hesaplarsak PV eşittir. Ağırlığı 30'muş. Yüzey alanı da bakın 4'müş. O zaman buradan da 7,5P gibi bir basınç geldi. Basıncı çok olan kara daha çok saplanacaktı. Kara batma miktarları arasındaki ilişkiyi sormuş. En çok basıncı fazla olan N cismi batacak. Demek ki N büyüktür. Daha sonra 5 ile 7 arasında bir sıralama yapmam gerekirse 7,5 olan V cismi batacak. Ve en sonda 5 Pascal basıncı olan S cismi batacak. O zaman N, V ve S'yi arıyoruz. O da A seçeneğinde var. Devam edelim 3. sorumuzla. Yukarıdaki katı cisimler ok yönünde 90 derece döndürülüp bırakılıyor. Buna göre zemine yaptıkları basınç nasıl değişir? Burada birinci cisim, bakın bir küre. Bu bir küp. Bu da bir dikdörtgenler prizması. Kürenin yüzey alanı yuvarlasam da değişmeyecek. 90 derece de olur, 180 derece de olur, 65 derece de olur, hiç fark etmez. Bunun ağırlığı ve yüzey alanı değişmediği için bunun basıncı değişmez. Küpün de ağırlığı zaten değişmiyor. Herhangi bir şey ekleyip çıkarmıyorum. Yüzey alanları, kenar uzunlukları da birbirine eşit olduğu için yine kaç kere çevirirsek çevirelim hep yüzey alanı A çarpı A'dan A küp olacak ve bunun da yüzey alanı değişmediği için bu da değişmeyecek. Ama dikdörtgenler prizmasında bakın kısa kenarı üzerinde dururken 90 derece çevirdiğimde uzun kenarı üzerinde duracak. Dolayısıyla yüzey alanı A'dan 2A'ya artmış olacak ve yüzey alanı ile basınç ters orantılı demiştik. Yüzey alanım arttığında basıncım azalacak. O zaman 3. durumda da basınç azalır. Yani benim aradığım seçenek değişmez, değişmez ve azalır olması lazım. Bu zaten birinciye azalır dediği için onu eledim. Kübünün de değişmeyeceğini söylemiştim. A seçeneği de azalır dediği için eledim. D seçeneğine bakalım. Değişmez, değişmez, artar demiş. Oysa ki yüzey alanım arttığı için basıncımın azalması gerekir. Burada artar dediği için D seçeneği de yanlış oldu. Doğru cevap C şıkkında var. Değişmez, değişmez ve azalır olarak belirtmiş. 4. sorumuzdayız. Yukarıdaki özdeş katıların yere yaptıkları basınçlar eşittir. Zaten katılar özdeşse ağırlıkları da, bakın ebatları da birbirine aynı olacak. Katıların taralı kısımları kesilip atılırsa yaptıkları basınç nasıl değişir? Şimdi benim elimde özdeş bir cisim olduğunu varsayın. Ben bu cismi ortadan ikiye böldüğümde ağırlığı azalmayacak mı? Yani yarıya, eğer elimde 2 kiloluk bir cisim varsa ben bunu ortadan ikiye bölersem eğer 1 kilo 1 kilo olarak ikiye ayırmış olacağım. Yani ağırlığı azalmış olacak. K cismine bakıyoruz. K şekline ortadan ikiye ayırmış. Yüzey alanı azaldı ama ağırlığım da azaldı. Dolayısıyla ben buna rastgele işlem yapmakta kolaylık olsun diye GG buraları da SS dersem ne olmuş oldu? G ağırlıklı S yüzey alanlı bir cisim kaldı. Hiç kesmeden önce de 2G ağırlıklı 2S yüzey alanlı bir cisim vardı elimde. Dolayısıyla oran değişmediği için basınç da değişmeyecek. L cismine baktığımda yine iki eşit parçaya bölünmüş. Burasının ağırlığına G dersek burası da birbirinin aynısı olduğu için, özdeş bir cisim olduğu için burası da G olacak. Ama burada taban alanı bakın azalmıyor. Taban alanı 2S ise eğer 2S olarak kalıyor. Yani sadece ağırlığım azaldı, taban alanım sabit kaldı. Basınç neydi? Ağırlıkla doğru orantılıydı. Taban alanı sabitken ağırlık azalırsa basınç da azalır. Ağırlık artarsa basınç da artar. Burada ağırlığım azaldığı için buranın basıncı azalacak. Birinci durumda da değişmez demiştik.
Hemen M cismine bakalım. Burada da bakın yine cismi ikiye böldüğümüzde haliyle ağırlıkları yarıya inecek. Ama yüzey alanı değişmiyor. Yüzey alanını da gene 2S olarak kabul edersem sadece üst kısmından bir ağırlığı aldım. Yani tıpkı aslında L cismi gibi oldu. Buranın da basıncı azalacak. Yani aradığım seçenek değişmez. Azalır ve azalır olmalı. Hangi seçenekte var bu? A değil. Burada da artar dediği için bu değil. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiş. Beşinci sorumuza geçelim. Özge, özdeş tuğlaları yumuşak süngerin üzerine koyarak tuğlaların süngerdeki batma miktarını ölçüyor. Soru 1. Katı basıncı ağırlığa bağlı mıdır? Soru 2. Katı basıncı taban alanına bağlı mıdır? Sorularını yanıtlamak için Özge hangi düzenekleri kullanmalıdır? Şimdi burada ağırlığa olan etkisini incelemek istiyorsam eğer sadece ağırlıklarını değiştireceğim. Yüzey alanları sabit kalacak ki yüzey alanının etkisiyle basıncım değişmesin. Sadece ağırlık etkilesin basıncımı. O zaman bakıyoruz taban alanları aynı olan hangileri var? 1 ve 2 var. Taban alanları eşit ama burada 3 tane blok olduğu için buranın ağırlığı buradan daha fazla. O zaman sorun bizi deneyebilmek için 1 ve 2. düzenekleri kullanmam gerekir. Katı basıncı taban alanına bağlı mıdır sorusu içinde ağırlık aynı olmalı ama taban alanları birbirinden farklı olmalı. Ağırlıkları aynı olan, taban alanları farklı olan hangileri var? Bakın burada 3 tane cisim olduğu için buranın ağırlığı 3G gibi düşünebilirim. Dolayısıyla burada 2 taneydi. 2G. Ağırlıkları farklı. Ağırlıkları aynı olsun istiyorum ki sadece yüzey alanının etkisini ölçebileyim. O zaman 2'yi kullanamayacağım. Burada da ağırlık 2G, yüzey alanı S olduğunu düşünürsem eğer. Üçüncü düzenekte de yine GG ve buralarda SS'den. Ağırlıkları bakın birbirine eşit ama yüzey alanları farklı. O zaman yüzey alanına bağlı mı değil mi bunu ölçmek için de 1 ve 3. düzenekleri kullanacağım. Soru 1 için 1 ve 2. düzeneği, soru 2 için de 1 ve 3. düzeneği kullanmalı demiştik. 1 ve 2'nin olduğu C ve D seçenekleri var. İkinci soru için de 1 ve 3'ü kullanmalı demiştik. Bu olamayacağı için D seçeneği doğru cevabımız oldu. Altıncı soruyla devam edelim. Özdeş küplerden oluşturulmuş sistemlerin zemine yaptığı P1, P2, P3 ve P4 basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır? Basınç yüzey alanına ve ağırlığa bağlıydı. Bu küplerin hepsi birbirine özdeşse hepsinin ağırlıkları ve yüzey alanları birbirine aynıdır. Hemen P4'te bir tane olduğu için ağırlığına G, yüzey alanına S dersek eğer. P3 için bakalım. GG ve yüzey alanı bir tane var. S oldu. P2 için SS olacak yüzey alanları. 2 tane küp yan yana gelmiş. Ağırlıklarına bakalım. 6 tane küp olduğu için 6G olacak. P1'e bakalım. 3 tane küp yatayda. O zaman yüzey alanı toplamda 3S oldu. Ağırlıkları da her biri G olacak. 9 tane küp var. Demek ki ağırlığı da aslında 9G'ymiş. O zaman formülden ben bunları direkt bulabilirim. P1 için ağırlık bakın 9G. Yüzey alanı da 3S. O zaman 9 ile 3 sadeleşir. Burada 3P olarak basıncı bulurum. P2 için hesaplayacak olursak 6G'lik bir ağırlığım var. Yüzey alanım da 2S. Bunlar yine sadeleşir ve 3P olarak basıncı bulurum. P3 için hesaplamak istersem ağırlık 3G, yüzey alanı da S olarak verilmiş. Yine basınç 3P oldu. Bakın 1, 2 ve 3 birbirine eşit çıktı. Son olarak P4'ü hesaplayacak olursam ağırlık G, yüzey alanı S'den basınç P oldu. Yani aslında bunların 3'te 1'i kadar. Sıralamak durumunda kalırsak da P1 eşittir, P2 eşittir, P3 büyüktür, P4 olacak. Bu sıralama hangi seçenekte verilmiş? Burada değil. B şıkkında verilmiş. O zaman 6. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. 7. sorumuza bakalım. Osman ve ailesi hafta sonu tatilinde piknik yapmak için şehirlerindeki kumsala giderler. Babası kamyonetlerindeki piknik malzemelerini boşaltırken tutması için atmaya başladığında önce karpuz sonra da futbol topu Osman'ın elinden kayarak
aynı yükseklikten kumun üzerine düşer ve şekildeki gibi kumun üzerine batar. Kuma temas eden yüzey alanları aynı olan karpuz ve futbol topundan karpuz daha ağırdır. Buna göre karpuz ve futbol topunun kum zeminde batma miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Biz katı basıncı ile ilgili ne söylemiştik? Ağırlık artarsa basınç da artar dedik. Basınç artarsa kuma batma miktarı da artacak. O zaman karpuz daha ağırsa basıncı daha fazla olacak. Haliyle de kuma daha fazla batacak. Şimdi buna göre seçenekleri inceleyelim. Futbol topu ve karpuzun kuma batma miktarları aynıdır. Hayır, aynı değildir. Daha hafif olan futbol topu daha az batacak. Karpuzun ağırlığı daha çok olduğundan kum zemine yaptığı basınç daha azdır. Hayır, daha fazla olması lazım. Ağırlık arttıkça basınç artar demiştik. Futbol topu kum zeminde karpuza göre daha çok batar. Futbol topunun ağırlığı daha az olduğu için basıncı daha az olacak. Basınç az olduğu için de daha az batacak. Ağırlığı daha az olduğundan futbol topu kum zeminine daha az basınç uygular ve daha az batar. Evet, aradığımız cevap bu. D şıkkı. 8. soruya bakalım. G ağırlığındaki özdeş katı cisimler kum üzerine konulduktan sonra 1. ve 3. cisme şekildeki gibi ok yönünde kuvvetler uygulanıyor. Şimdi aslında biz katılar için dedik ki kuvveti iletir ama basıncı iletmez. Çünkü basınç yüzey alanına bağlıdır. Burada basıncın uygulandığı yüzey alanları da birbirine eşit. O yüzden uygulanan kuvvetlerin yönüne bakmamız gerekecek. Burada G ağırlıklı bir cisme F kuvveti uygulandığı için artık buradaki basıncı bulmak için F artı G bölü yüzey alanı S olarak kabul edersem S olarak hesaplayacağım. İkide herhangi bir etki olmadığı için G bölü S'den hesaplayabiliriz. Üçüncüsünde bakın kuvvet yukarı doğru hareket ediyor. Yani bir çantayı böyle yukarı doğru tutmanız gibi düşünebilirsiniz. Yukarı doğru tuttuğumda ağırlığını azaltmış olmayacak mıyım? Zemine uyguladığı ağırlığı, basıncı azaltmış olacağım. O zaman P3 içinde diyeceğim ki G eksi F bölü S. O zaman artık sorumuzu çözebiliriz. Buna göre kuma en az batan 3. cisimdir. Basıncı en az olan 3. cisim olduğu için en az batan da 3. cisim olacak. Kuma en fazla 1. cisim batar. Evet, en fazla basınç 1. cisme aittir. Dolayısıyla en fazla 1. cisim batacak. Hepsi eşit miktarda batamaz çünkü basınçları farklı. Yüzey alanları ve ağırlıkları aynı da olsa yukarıdan uyguladığım kuvvet onun basıncını arttırır. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir iğne bu şekilde dururken elimize batmazken yukarıdan bir kuvvet uygularsak elimize batacaktır. İşte birinci durumda böyle bir durum söz konusu. Birinci şekilde bir cisim var ve o cismin üzerine bir kuvvet uygulanmış. Dolayısıyla daha fazla batması gerekir. Yani hepsi eşit miktarda batamaz. Hangileri doğrudur demiş? 1 ve 2'nin olduğu D şıkkı doğru cevabımız olacak. Devam edelim. Adım tarama testi 2 birinci soruyla. Aşağıda verilen ağzı kapalı kaplardan hangisi ters çevrilirse tabanına yapılan sıvı basıncı artar. Şimdi A seçeneğindeki kabı ters çevirirsem ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek aslında. Bu bir küre olduğu için buradaki su şu benim boyadığım kısma dolmuş olacak. Yani ters çevirdiğimde aslında herhangi bir görüntü değişmeyecek. B seçeneğine baktığımızda ters çevirdiğimde yine aynı şekilde su yarısına kadar gelecek ve sadece ters çevirmiş olacağım. C ve D seçeneklerinde bir farklılık olacak. Sıvı basıncının artmasını sormuş. Sıvı basıncı sıvının derinliğine, sıvının öz kütlesine ve yer çekimi inmesine bağlıydı. Şimdi bu kapları ters çeviriyorum, sıvıyı değiştirmiyorum. O zaman benim öz kütleyle işim yok. Aynı ortamda olduklarını biliyorsam yer çekimi inmesiyle de işim yok. Sadece derinlikleriyle ilgili bir durum olması lazım. Derinliğim artarsa basıncım artacak. Şimdi C şıkkını ters çevirmek istersek eğer. Burada bakın yüzey alanı daha fazla olduğu için daha fazla su vardır. Bunu ben ters çevirdiğimde tam orta noktanın şurası olduğunu varsayarsam. Buradaki su daha ince olan uç kısmı dolduracak. Doldurduktan sonra bir miktar daha elimde su kalacak. O da şöyle biraz
su seviyesinin yükselmesine sebep olacak. Çünkü bakın buranın üst kısmın alanı alt kısmın alanından aslında daha az. Daha az olduğu için buradaki su miktarı burayı dolduracak ve biraz da yukarıda kalacak. O zaman eğer ki bu seviyeye H dersek burası 1,5 H gibi yani H'tan daha fazla bir yüksekliğe sahip olacak. D seçeneğine baktığımızda da bunun tam tersi olacak. Yani şu şekilde ters çevirmiş olacağım. Buradaki su kabın yarısına kadar gelse de yukarıda kalan alanla aşağıda kalan alan birbirine eşit değil. Aşağıdaki alan daha az. Demek ki su miktarı daha az. O zaman buradaki yüzey alanı geniş olan kısmı su dolduracak ama tam olarak yarısına kadar gelemeyecek. Yani burası eğer yine H ve H ise burası H bölü 2 gibi bir yükseklik olacak. Hangisinin basıncı artar demiş. Buradaki yükseklik H, H ise ters çevirdiğimde de yine H olarak kalacak. Ama C seçeneğinde H olan yükseklik 1,5 H'a çıktığı için dolayısıyla sıvı basıncı da 1 bölü HDG olacak. Yani HDG'den 1,5 HDG'ye gelmiş olacak ve artacak. Hangisi artar diye sormuştu zaten. C şıkkı artar. İkinci soruya bakalım. Şekildeki düzeneği hazırlayan nehir K noktasındaki sıvı basıncını zamana bağlı değişimini gösteren grafiği çizebilmek için musluğu açıp gözlem yapıyor. Musluk buradan gelecek. Birinci zaman diliminde K'ya gelene kadar bakın arada bir bölme var. Önce burayı dolduracak. Burayı doldurduğu zaman diliminde K'daki basınç sıfır olarak kalacak. O zaman basınç hemen yükselmeye başlamayacak. O yüzden B'yi ve C'yi eledim. Bir süre birinci kutucuğu doldurana kadar basınç sabit sıfır olarak gelecek. C'de ve A'da ve D'de aynen bu şekilde. Burayı doldurduktan sonra artık buradaki su burayı doldurmaya başlayacak. Ve burayı doldurmaya başladığı andan itibaren basınç artmaya başlayacak. İkisinde de basınç artmaya başlamış. Artık bu sırayı tamamen doldurduğunda bir kutucuğu doldurduğu zamanki süre gibi olmayacak. Burası iki kutucuğu aynı anda doldurmaya başlayacak. Ve ne olmuş olacak? Burayı eğer 1 dakikada doldurduysa, burayı da 1 dakikada doldurduysa artık buradaki yükseklik 2 dakikada artmaya başlayacak. Yani basıncın artma hızı azalacak. Daha geniş bir alanı doldurduğu için. Ve bizim çizmemiz gereken grafik A seçeneğindeki gibi bir grafik olacak. D'yi neden eledim? Çünkü buradaki basınç hep sabit olarak artmış. Ama sabit olarak artmayacak. Çünkü buranın yüksekliği iki kutunun alanını dolduracak kadar daha yavaş yavaş yükselecek. Daha yavaş yavaş yükseldiği için de basınç daha da azalarak artacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki kaplardaki H yüksekliğinde sıvıların yoğunlukları sırasıyla D1, D2 ve D3 ilişkisi vardır. Sıvıların kap tavanına yaptıkları sıvı basınçları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sıvı basıncı sıvının derinliğine, sıvının öz kütlesine ve yer çekimi ivmesine bağlıydı. Hemen burada bakın yükseklikler hepsinde H olarak verilmiş. Demek ki yükseklikleri eşit. Aynı ortamda oldukları için yer çekimi ivmeleri de eşit. O zaman sadece bu 3 kaptaki sıvıların basıncı sadece öz kütleye bağlı. Birdeki öz kütle en fazlaysa eğer birinci kabın basıncı P1 büyüktür, P2 büyüktür, P3 olmalı. Çünkü ne dedik? Yükseklikleri aynı, yer çekimi ivmeleri aynı, sadece öz kütleleri farklı. Dolayısıyla da öz kütlesi büyük olanın basıncı büyük olacak. P1, P2, P3 sıralaması B seçeneğinde var. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Dördüncü soruyla devam edelim. Hipotez 1. Sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır. Hipotez 2. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. Selen yukarıdaki hipotezlerin doğruluğunu araştırmak için aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır. Buna göre Selen araştırmasında hangi düzenekleri birlikte kullanırsa başarılı olur? Birinci hipotezde araştırdığı şey sıvının cinsi ise eğer. Sıvının cinsi farklı olacak ama geri kalan bütün koşullar aynı olacak. Yani yer çekimi ivmesi aynı olacak. Ya da sıvının derinliği aynı olacak. O zaman sıvının sadece cinsinin farklı, derinliğinin aynı olmasını istiyorsam K ve L kaplarını kullanabilirim. Bakın sıvıların cinsi farklı. Birinde su, birinde alkol var. Ama yükseklikleri aynı.
Dolayısıyla yüksekliklerden kaynaklı bir basınç değişimi olursa bu benim hipotezimi etkilememiş olacak. O zaman birinci hipotez için K ve L kaplarını kullanmalıyım. İkinci hipotezim neydi? Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. Eğer sadece sıvı derinliğiyle olan ilişkiyi incelemek istiyorsam aynı cins sıvıları aynı yerçekimi iğmesinin olduğu ortamda incelemeliyim ki sıvı basıncını etkileyecek başka bir durum söz konusu olmasın. O zaman sıvıların aynı cins olmasını istiyorsam K ve M'de ikisinde de su var. Derinliklerine bakın farklı biri H'ken diğeri 2H. O zaman sıvı derinliğini incelemek istiyorsam da K ve M kaplarını kullanmalıyım. Bu hangi seçenekle verilmiş? Birinci hipotez için K ve L dedik. B ve C eledim. İkinci hipotez için de K ve M'yi kullanmalı demiştim. O zaman D seçeneğinde verilmiş bu ikisi birlikte. Dördüncü sorumuzun cevabı D şıkkı olmuş oldu. Beşinci soruyla devam edelim. Şekildeki kapta D yoğunluklu sıvı vardır. Buna göre K ve L noktalarına etki eden sıvı basınçları eşittir. P noktası sıvı basıncının en az etki ettiği noktadır. N noktasına etki eden sıvı basıncı M noktasına etki eden sıvı basıncından büyüktür. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi biz bunu bir tek tek bakalım. K ve L noktalarını etki eden sıvı basınçları aynı mıdır? D yoğunluklu sıvı varmış. Yani yoğunluk her yerde aynı. K ve L noktaları bakın aynı seviyedeler. Dolayısıyla sıvının yüzeyle yaptığı temastan sonra olan yükseklik bu ikisi için de eşit. Demek ki K ve L noktalarını etki eden sıvı basınçları eşitmiş. Devam edelim. P noktası sıvı basıncının en az etki ettiği noktadır. P basıncının yüzeyle temas ettiği noktayla P noktası arasındaki basınca bakın. Bir de diğerleri arasındaki farka bakın. P noktası yüzeye en yakın. Dolayısıyla derinliği en az olan cisim. Demek ki P noktasına etki eden basınç en az. Bu da doğru. Üçüncü öncülde diyor ki N noktasına etki eden sıvı basıncı M noktasına etki eden sıvı basıncından büyüktür demiş. Ama N noktasının yüzeye olan uzaklığıyla yani derinliğiyle N noktasının yüzeye olan uzaklığı yani derinliği arasında fark var. M noktası daha derinde. Daha derinde olduğu için M noktasının basıncının büyük olması, N noktasının da basıncının küçük olması lazım. Bu ikisi arasında bir kıyaslama yapıyorsa. O zaman N noktasındaki basınç daha büyüktür dediği için yanlış olmuş oldu. Doğru cevabım 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacak. 6. soruyla devam edelim. Bir kap vermiş. Burada da bir musluk var. Kap boşken sabit debili su akıtan musluk açıldığında 12 saniyede sıvı yüksekliğinin 3H yüksekliğine çıktığı görülüyormuş. Buna göre kap boşken musluk açıldıktan 4 saniye sonraki sıvı basıncının 8 saniye sonundaki sıvı basıncına oranı nedir diye sormuş. Bakın 12 saniyede 3H yüksekliğine geliyormuş. Yani 6 bölmeye ayırmışlar. 5 ve 6. 6 bölmeyi 12 saniyede dolduruyorsa eğer, 1 bölmeyi 2 saniyede dolduruyor demek. Yani burası 2 saniyede, burası 2 saniyede, burası 2 saniyede, burası 2 saniyede, burası 2 saniyede ve burası 2 saniyede dolacak. Ama tabii bunların hepsi yatay bir şekilde dolduğu için H yüksekliğine gelmesi toplamda 4 saniye sürecek. 2H yüksekliğine gelmesi 8 saniye sürecek gibi düşünebiliriz. Musluk açıldıktan sonra 4 saniye sonraki 2 saniyede 2 saniye ve 2 saniye yani 4 saniyede bu kısmı doldurduk. O zaman yükseklik H oldu mu? Demek ki 4 saniye sonundaki basıncı hesaplamak istersem sıvının cinsi aynıydı. H, D ve G'den P olarak buluruz. Bu 4 saniye. Bir de 8 saniye sonundaki demiş. 2 saniyeydi, 2 saniyeydi, 4 saniyede burada. 8 saniye sonunda da 6. saniyede şöyle buranın yarısı dolacak. 8. saniyede de tamamı dolacak. O zaman 8 saniye sonunda 2H yüksekliğe gelmiş olacağız. O zaman 2H DG'den 2P 8 saniye sonra. Bizden bunların oranını istemiş. P bölü 2P'den P'ler birbirini götürürse 1 bölü 2 olacak oran. O da B seçeneğinde mevcut. Devam edelim.
7. sorumuzla şekildeki sıvı dolu kabın pistonuna F kuvveti uygulanıyor. Buna göre uygulanan kuvvet etkisiyle oluşan basınç hangi seçenekteki gibi iletilir? Dedik ki sıvılar basıncı her yöne eşit şekilde iletir. Buradan F kuvvetiyle bastırdığımda bu sıvı sıkışmayacağı için sağa, sola, yukarıya, aşağıya her yöne eşit miktarda bir basınç uygulayacak. Bu da B seçeneğinde mevcut. Devam edelim 8. sorumuzla. Yukarıdaki kaplarda bulunan D1, D2 ve D3 yoğunluklu sıvıların tabanda yaptıkları sıvı basınçları eşittir. Sıvı basınçlarının eşit olduğunu bize söylemiş. Buna göre sıvıların yoğunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır? Sıvı basıncı derinliğe, sıvının öz kütlesine ve yer çekimi ivmesine bağlıydı. Bu üç kabın da aynı ortamda olduğunu düşünürsek yer çekimi ivmesi üçü için de aynı olduğu için ayırt edici bir özellik olmayacak. Şimdi derinlikleri ve öz kütleleriyle ilgili ne biliyoruz ona bakalım. D1'in yüksekliğinin derinliğinin en yüksek olduğunu, D3'ün daha fazla, D2'nin de ikisinden de az derinliğe sahip olduğunu biliyorum. O zaman burada H demiş ama D1'e biz 3H, D3'e şuradan bölüp 2H, buraya da H dersek, bu sayılar tamamen uydurmadır bu arada çocuklar. Yani sadece farkındayım yani birinci şekil, ikinci şeklin tam iki katı yükseklikte değil ama çok da önemli değil. Öz kütleler arasındaki sıralamayı bulmak için işlem kolaylığı olsun diye bu şekilde sayılar verdim. En yüksek yani en derin olanın birinci şekil olduğunu sadece bilelim, onu belirtelim diye. Şimdi HDG'ye göre formülize edecek olursam birincisi için yani P1 için 3HDG olacak. P2 için HDG olacak. Ve üçüncü şekil için de 2HDG olacak. Burada G'lerin hepsinin aynı olduğunu, sadece D'lerin farklı olduğunu söyledik. Ve hepsi birbirine eşitmiş. O zaman 3HDG'nin HDG'ye eşit olması için P1'deki yani D1'in D bölü 3 olması gerekir ki buradaki 3 ile buradaki 3 birbirini götürsün, HDG kalsın. P2 için HDG demiştim. O zaman buradaki D2 yoğunluğunu D olarak düşünürsem HDG bunların çarpımları birbirine eşit olmuş oldu. Üçüncü şekildeki yoğunluk içinde 2H'tı. Buradaki 2H'ı öz kütle ile birbirini götürecek şekilde düşünürsek eğer bu da D bölü 2 olmalı. O zaman bunların öz kütleleri yani yoğunluklar arasındaki ilişki ne olacak? En büyük öz kütle bakın yüksekliği, derinliği en az olan D2'ye ait olacak ki o yükseklikteki, derinlikteki farkını öz kütlesiyle kapatabilsin. Daha sonra yüksekliği, derinliği az olan D3 gelecek. Onun da birinci konuma göre yüksekliği daha az. Oradaki açığını öz kütlesini fazla yaparak kapatacak. D3 gelecek. Ve en az öz kütleli olan da D1 olacak. Çünkü en fazla derinliğe sahip olan bu. O zaman bu sıralama hangi seçenekte var? D2, D3, D1. C şıkkında var. 8. sorunun cevabı D seçeneği olmuş oldu. 9. ve son sorumuza bakalım. Burak Fen Bilimleri dersinde sıvı basıncını etkileyen faktörleri incelemek için 3 ayrı deney tasarlıyor. Deneyler aynı ortamda yapılıyor. Demek ki yer çekimi ivmesi birbirine eşit. Deney 1'de bakın sıvıların öz kütleleri farklı. Biri su, biri zeytinyağı. Zeytinyağı daha hafiftir değil mi? Böyle zeytinyağı gibi üste çıkmak derler. İkinci deneyde aynı sıvıyı kullanmış ama yüksekliklerini farklı vermiş. Üçüncü deneyde de bakın sıvılar da aynı, yükseklikler de aynı olarak verilmiş. Hazırladığı bu üç deney düzeniyle ilgili buranın birinci deneyde sıvıların cinsi farklı olduğu için A ve B noktalarına etki eden sıvı basınçları farklıdır. Aynı derinlikte iki farklı sıvı kullanmış, su ve zeytinyağı. Dolayısıyla sıvıların cinsinin farklı olduğu için bu olduğunu söyleyebilir. İkinci deneyde sıvıların cinsi aynı olduğundan doğru. K ve L noktalarındaki sıvı basınçları da aynıdır demiş. Aynı mıdır gerçekten? Çünkü bakın derinlikleri arasında bir fark var. Bizim sıvı basıncını hesaplarken kullandığımız formül HDG'ydi. Burada H'lar tamam öz kütleleri aynı. Yer çekimi ivmeleri de aynı.
Ama haşlarında bir farklılık var. Biri haş bölü 2 iken birisi haş. Demek ki bunların basınçları birbirine eşit olamaz. Burada ama aynıdır demiş. O zaman ikinci öncül yanlış olmuş oldu. 3'e bakalım. Üçüncü deneyde kapların şekli farklı olsa da sıvıların cinsi ve derinlikleri aynı olduğundan D ve E noktalarını etki eden sıvı basınçları da eşittir. Evet, bakın burada biraz sanki haşın üstündeymiş gibi görünüyor ama gördüğünüzde değil de sorunun size verdiğine inanın. Bakın burada haş olarak, burayı da haş olarak vermiş. Yükseklikler, derinlikler aynı. Sıvıların cinsi aynı. Dolayısıyla basınçlar da birbirine eşit olacak. Üçüncüsü de doğru olmuş oldu. 1 ve 3'ün doğru olduğu ama bize zaten hangisi yanlıştır diye sormuş. 2 yanlıştı. Yalnız 2 A seçeneği doğru cevabımız olmuş oldu. Yazılıya hazırlık bölümüyle devam edelim. Aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilgili kutucuğu işaretleyiniz. Birim yüzeyi dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Doğru. Aynı ağırlıktaki ördek ve tavuk kar üzerine bırakılırsa tavuk daha çok batar. Evet, doğru. Neden? Çünkü ördeğin ayakları perdeli olduğu için yüzey alanı daha geniş. Daha geniş olduğu için daha az bir basınç uygulayacak ve tavuğa göre daha az batacak. Tavuğun ayakları perdeli değil de daha ince olduğu için daha yüksek bir basınç uygulayacak ve daha çok kara batacak. Sıvılar akışkan olduklarından dolayı içine konuldukları kabın yüzeylerine basınç uygularlar. Sıvılar akışkan oldukları için içine konuldukları kabın tüm yüzeylerine bir basınç uygulayacaklar. Hatta biz buna ne demiştik? Pascal prensibi demiştik. Bu da doğru bir ifade. Su toplamak için yapılan baraj duvarlarının kalınlığı taba inildikçe artmasının nedeni sıvı basıncının derinlik arttıkça artmasıdır. Şimdi derinlik arttıkça sıvı basıncı artıyor. Dolayısıyla barajın da derinliği diplerde daha fazla olacağı için basınç artacak. O yüzden baraj duvarları derinlik arttıkça daha da kalınlaşacak ki o basınca dayanabilsin. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olanları yazınız. Sıvı basıncı yer çekimi kuvvetine, sıvının derinliğine ve yoğunluğuna bağlıdır. O zaman buraya derinlik yazmamız lazım. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç deniliyordu. Basınç birimi neydi? Basıncı bulan bilim insanı Pascal'dı. Basıncın birimi de Pascal'dır. Katı bir cismin temas ettiği yüzeye uyguladığı basınç, temas yüzeyinin alanını ve ağırlığına bağlıydı. Hatta biz basıncı ne dedik? Basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanı demiştik. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki boş kaplar eşit zaman aralığında eşit miktarda sıvı akıtan musluklar açılarak dolduruluyor. Kapların tabanındaki sıvı basıncının zamana bağlı değişimini gösteren grafikleri çiziniz. Birinci şekle baktığımda buradaki kabın düzgün bir şekle sahip olduğunu görüyorum. Yani taban alanıyla üst kısmındaki genişlik birbirine eşit. O zaman bu musluk birinci saniyede haş kadar bir seviye dolduracaksa ikinci saniyede yine haş kadar bir sıvı akıtacak. Toplamda 2 haş oldu. Üçüncü saniyede de gene haş kadar bir aralık dolduracak. O zaman bu grafikte ben birinci saniye, ikinci saniye, şöyle biraz daha düzgünlük bırakalım. İkinci saniye ve üçüncü saniye olarak bölersem, birinci saniyenin sonunda bakın haş kadar bir yüksekliğe gelecek. O zaman burası haş oldu. İkinci saniyenin sonunda 2 haş oldu toplamda. Buraya 2 haş diyeceğim. Ve 3. saniyenin sonunda da 3 haş gibi bir yüksekliğe gelecek. Şimdi bunları birleştirdiğimde 1. saniyede haştı. 2. saniyenin sonunda 2 haştı. 3. saniyenin sonunda da 3 haş yüksekliğe gelecek. Bu noktaları birleştirdiğimizde bakın düzgün yükselen, düzgün artan bir grafik elde etmiş olduk. 2. şekle baktığımda kabın taban alanı geniş olduğu, yukarılara doğru da daha çok inceldiğini görüyorum. O zaman birinci saniyede haş kadar bir yükseklik doldurduysa, ikinci saniyede kabın incelmesinden dolayı hacmi azalacak ve aslında daha fazla sıvı yükselecek. Dolayısıyla birinci saniyede haş kadar yükseldiyse, ikinci saniyede 2 haş gibi bir sıvı yükselecek. Toplamda 3 haş olacak. Daha da inceldiği için üçüncü saniyenin sonunda 3 haş gibi bir sıvı akıtacak. Şimdi grafiğini çizmek istersen birinci saniye, ikinci saniye ve üçüncü saniye.
Birinci saniyenin sonunda H kadar sıvı akıtır dedik. İkinci saniyenin sonunda bakın 2H ile H'ın toplamı kadar bir yüksekliğe gelecek. Yani 3H bir yükseklik elde edeceğiz. Ve en sonda da 3. saniyenin sonunda da hepsinin toplamı kadar. Yani 6H gibi bir yüksekliğe gelecek. O zaman onu da şöyle iyice yukarı çizelim. 6H. Şimdi bu noktaları birleştirelim. İkinci saniyenin sonunda 3H'daydı. 6. saniyenin sonunda da buradan başlayıp ilk başlangıç anında kaptosu olmadığı için sıfırdan başlayacağız. Ve bakın böyle gittikçe artan bir grafik elde ettik. Üçüncü şeklimize bakalım. Burada da kabın taban alanı az, yukarılara doğru bir genişleme söz konusu. O zaman burada taban alanından hacim daha az olduğu için daha yüksek. Birinci saniyede akıttığı sıvı miktarı daha fazla yükselecek. O zaman birinci saniyede şöyle 3H gibi bir sıvı yükselse, ikinci saniyede kabın hacmi arttığı için, genişlediği için hacmi artacak ve daha az yükselecek, değil mi? Çünkü normalde yükselten sıvı bu defa yana doğru yayılacak. O zaman burada da 2H gibi bir yüksekliğe gelecek. Ve en son artık 3. saniyede kabın alanı iyice arttığı için, şu genişlik, şu mesafe arttığı için H kadar bir yükseklik anca sağlayabilecek. O zaman bunun grafiğini çizmek istersem 1. saniye, 2. saniye ve 3. saniye zaman aralıkları hep eşit. Ama yüksekliklere bakın. 1. saniyenin sonunda 3H'a gelmiş. 2. saniyenin sonunda bu ikisinin toplamı olan 5H'a gelmiş. Şöyle şu ikisi arasında 2 birimlik bir fark olduğunu varsayalım. En sonda 6H'a gelmiş. Yani 1 birim 5'ten 6'ya gelecek. Şimdi bu noktaları birleştirelim. 1. saniyenin sonunda 3H'a geldiği için bu ikisini birleştiriyorum. 2. saniyenin sonunda yükseklik 5H olduğu için bunları birleştiriyorum. Ve en son 3. saniyede de 6H'a gelecek. Bunları birleştiriyorum. Bu grafiği çizmek istersem başlangıçta hiç sıvı olmadığı için basınç sıfırdı. O yüzden bu noktadan başlatıyorum ve noktaları birleştiriyorum. Aslında şöyle azalan bir grafik elde ettim. Grafiklerini çizmemizi istemişti. Biz de çizdik. Şimdi bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Dördüncü soruya bakıyoruz. Sıvı basıncı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Sıvı basıncı nelere bağlıydı? Sıvının derinliğine, sıvının yoğunluğuna yani öz kütlesine ve ortamın yerçekimi ivmesine bağlıydı. Bakalım sıvının cinsine. Sıvının cinsine bağlıdır. Çünkü sıvının cinsi değişince öz kütlesi yani yoğunluğu değişecek. Sıvının derinliğine bağlıdır. Derinlik değişince buradaki H değişecek. Bulunulan yerin yerçekimi ivmesine. Evet, buna da bağlıdır. Derinlik aynı kalmak koşuluyla sıvı miktarına. Şimdi büyük bir kabım olduğunu düşünelim. Bir de küçük bir kabım olduğunu düşünelim. Ama bunların derinliklerinin ikisinin de H olduğunu varsayalım. O zaman içlerindeki sıvı da eğer aynıysa bu iki kabın da tabanındaki basınç birbirine eşittir. Çünkü önemli olan neydi? Derinlik, sıvının yoğunluğu ve yerçekim ivmesi. Sıvı aynı sıvıysa, yükseklik aynıysa, yerçekim ivmesi de aynı ortamda bulundukları için aynı olduğuna göre basınçları eşit olacak. Dolayısıyla sıvı miktarına bağlı değildir. Cevap D seçeneği. Beşinci soruya bakalım. Özdeş tuğlalardan oluşturulmuş yukarıdaki sistemlerin zemine yaptığı basınçlar P1 ve P2'dir. Buna göre her iki düzenekte basınçlar eşittir. Katı basıncı neye bağlıydı demiştik. Hatırlayalım hemen. Basınç ağırlık bölü yüzey alanıydı. Her iki şekilde de ağırlıklar birbirine eşit mi? Çünkü özdeş tuğlalardan kullanılmış. Burada bir tuğla varken burada iki tane tuğla var. Dolayısıyla burada ağırlık daha fazla. O yüzden her iki düzenekte de basınçlar birbirine eşit değildir. Yüzey alanları eşit olmasına rağmen ağırlıklar farklı. Her iki düzenekte uygulanan kuvvetler eşittir. Kuvvet dediğimiz şey aslında o cismin ağırlığı yani kütlesinin yerçekimi ivmesiyle çarpılması durumu. Burada bir tane tuğlanın uyguladığı kuvvetle iki tane tuğlanın uyguladığı kuvvet birbirine eşit olabilir mi? Hayır, olamaz. O da yanlış. Üçüncüye bakalım. Her iki düzenekte temas yüzeyleri eşittir. Evet, her iki düzenekte de temas yüzeyleri bakın birbirlerine eşit. Doğru. Bilgilerinden hangileri doğrudur demiş. Yalnız üçüncü doğru, o zaman B seçeneği doğru cevabımız olacak.
Bu adımın da sonuna geldik. Umarım çok verimli bir video olmuştur. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.